İyi akşamlar sevgili Bakış TV takipçileri. Bir gündeme bakış programıyla yine sizlerle birlikteyiz. Gazeteci meslektaşım Fırat Keskin Kılıç'la birlikte İyi akşamlar. gündeme dair konuları değerlendirmeye çalışacağız. Bugün önce kendimizi ilgilendiren bir meseleyle başlamak istiyorum. Şimdi seçim yaklaştı malum. Sosyal medya gazetecileri türedi. Gazetecilerimiz onlara, gazeteci demeyelim. Evet. Bizler burada ciddi emek veriyoruz. Onlarca personel çalıştırıyoruz. Kira ödüyoruz, işte vergi ödüyoruz, sigorta ödüyoruz. Gece gündüz çalışıyoruz Gece yani. gündüz çalışıyoruz. Sonra bir bakıyoruz ki yapmış olduğumuz haberler, çekmiş olduğumuz fotoğraflar veya görüntüler bir takım kişiler tarafından, bir takım sosyal medya hesapları tarafından alınıyor, çalınıyor. Ben bunu aslında şöyle özetlemek istiyorum. Eskiden hırsızlar hırsızlık yaptıklarında utanırlardı. Şimdi görüyorum ki yaptıkları hırsızlığın üstüne bir de imzalarını atıyorlar. Yani kendileri çekmiş gibi, kendileri emek sarf etmiş gibi Evet. bir de Evet. imzalarını atıyorlar. Elbette bizim mesleğimizde haber atlama da vardır, haber atlatma da vardır. Bunların bence hoşgörüyle karşılamak gerekir ama maalesef kendini gazeteci sana. Dün mesela bir o haberde karşılaştım. Bir motosikletli kurye tesadüfen geçerken bir kazaya denk geldi. Hemen indi, cep telefonunu çıkardı. Dedim ya siz hani ne yapıyorsunuz falan. Abi işte biz de sosyal medyadan yayınlıyoruz falan. Vatandaşlarımızın da takipçilerimizin de bu tür sitelere itibar İtibar etmez. etmemeleri gerektiğini düşünüyorum. Çünkü habercilik biliyorsunuz kaynağa dayalı olması lazım, teyit ettirilmesi lazım, doğru olanı bulmak lazım ve zamanlaması da çok önemli. Bunlara çok dikkat edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Kesinlikle. Yani buradan söylüyorum, bizim yapmış olduğumuz haberleri, fotoğrafları, görüntüleri bugün itibariyle bir başka sosyal medya hesabında ya da bir başka sitede gördüğümüz takdirde gerekli yasal işlemleri yapacağımızı da Evet. buradan ilan etmek istiyorum. Eskiden haberlerimizi ulusal sitelere gönderiyoruz. Hani nerelerde yayınlanmış acaba diye araştırıyorduk. Şimdi acaba bizim Kim aldı? haberlerimizi Kim kim çaldı? aldı, kim çaldı? Acaba bu fotoğraf bizden mi alındı? Bunun peşine düşer olduk. Dolayısıyla buradan da bu işi yapmaya çalışan arkadaşları uyarıyorum. Kopyala yapıştır gazeteciliği lütfen Yapmasınlar. yapmasınlar. Yapacaklarsa da bizim sitemizden, bizim gazetelerimizden, bizim fotoğraflarımızdan almamalarını rica ediyorum. Aslında burada devletin de yapması gereken bir takım şeyler Evet. var. Bir takım yaptırımlar olması lazım. Yani neye göre bu işi yapıyorsun? Nesin? Gazeteci misin? Okudun mu? Gazete kuruluşlarının da aslında daha da zorlaştırılması lazım. Bildiğiniz üzere Cumhuriyet Savcılığına Dilekçeyle. dilekçeyle sorumluların adının soyadının fotoğrafının olduğu bir formla başvurduğunuz zaman gazeteyi kurmuş oluyorsunuz. Yani bu iş bu kadar basit olmamalı. Seçim dönemlerinde bu tür ortaya çıkan kişiler, sayfalar aday adayları tarafından, adaylar tarafından da dikkate alınmaması Kimsenin gerektiğini, alamaması tabii gerekiyor aslında. dikkate almaması gerektiği kanısındayım. Değerli büyüğüm bir gazeteci abimiz var. Sadık Söztutan hep şunu söylerdi. Kötü gazeteci haberi bir başka gazeteden duyan gazetecidir diye. Dolayısıyla bu işi gerçekten yapmak istiyorlarsa ofislerini tutarlar, künyelerini yayınlarlar, iletişim telefonları olur, bu devlete vergi öderler, Evet. sigorta öderler, eleman çalıştırırlar, araçlarını temin ederler. Bizle birlikte gece gündüz uyumazlar, aynı habere gelirler. O zaman biz de onlara saygıyla eğiliriz diye düşünüyorum. Sizin Aynen. bu konuyla ilgili söylemek istediğiniz bir Şimdi şey var mı? benim de meslek büyüğüm gazeteciliği bana öğreten Oğuz Uçan'ın kulaklarını çınlatayım burada. Derdi ki siz kesinlikle size gazeteci denilen, size birisi gazeteci dediği zaman hayır kabul etmeyin. Siz gazetecisiniz derdi. Hep bu yolda ilerleyin derdi. Ben de mesleğe başladığım 1999 yılından bu yana hep gazeteci olmaya çalıştım ve bizden gazetecilik öğrenen arkadaşlarımız da hep bunu aşılamaya çalıştık. Biz gerçekten Çerkezköy'de ikinci yılımıza giriyoruz. Kapaklı'da, Kapaklı Bakış Gazetesi'nde. Biz gerçekten gazetecilik yapıyoruz.
Haberimizi kendimiz çekiyoruz. Görüntümüzü kendimiz çekiyoruz. Habere kendi imkanlarımızla gidiyoruz. Hiç kimsenin, basın bültenleri hariç. Basın bülteni, yazılı basın bültenleri yolunu, evet, onları kullanabiliyoruz. Veya biz eğer bir yerden haber alacaksak, mesela Anadolu Ajansı'na üyeyiz, parasını ödüyoruz, hem fotoğrafını alıyoruz, haberini alıyoruz, kullanabiliyoruz. Ama son dönemde özellikle o kadar çok arttı ki Facebook'ta, Instagram'dan hesap açıyorlar. Bir isim koyuyorlar. Ondan sonra haber merkezini izliyorlar. Yok öyle bir şey. Ahmet'ten alıyorlar fotoğrafı. Mehmet'ten alıyorlar fotoğrafı. Sonra biz yaptık gibi paylaşıyorlar. Halbuki alakası yok. Çerkezköy Bakış Gazetesi'nin yaptığı haber. Kapaklı Bakış Gazetesi'nin yaptığı Kaynak haber. da göstermiyorlar. Kaynak da göstermiyorlar. Veya oradan buradan aldıkları fotoğraflarla iki cümle altına not yazıp haber gibi piyasaya sunuyorlar. Niye sunuyorlar? Seçimler yaklaştı. Aday adayları olacak, adaylar olacak. Buradan bir gelir sağlayabilir miyiz düşünüyor. Hayır, gelir sağlayacaksan eğer vergini ödeyeceksin kardeşim. Eğer gazetecilik yapacağım diyorsan da gazeteni kuracaksın. İnternet sitesi kuracaksan internet sitesini kuracaksın. Vergi levhanı asacaksın. Personelini çalıştıracaksın. O zaman haberine de o muhabirini yollayacaksın. Ondan sonra gururla yayınla. Ama öyle sağdan soldan haberleri alaraktan gazetecilik. Onlarınki gazetecilik. Gazetecilik olmaz öyle. Geçtiğimiz Gazetecilik yapmaz. hafta bir kurtarıcı arkadaşımızla görüştüm. İnternet sistemde ya da Facebook'ta diyor, çektiğim arabaların, kurtardığım arabaların fotoğraflarını çekiyorum, yayınlıyorum diyor. Son günlerde bu tür sosyal medya hesaplarının kendisine eklediğini ve hatta fotoğraflarını aldığını bile söylüyor. Umarız bundan sonra biraz daha Yani evet. dikkatli olurlar diyelim. Şimdi gelelim yine sosyal medya hesaplarımıza ve WhatsApp ihbar hattımıza. Değerli takipçilerimize buradan da şunu söylemek istiyorum. WhatsApp ihbar hattımıza haber değeri taşıdığını düşündüğünüz bütün konuları atabilirsiniz. Bizlere ulaştırabilirsiniz. Biz bunları araştırıp mutlaka değerlendirmeye alırız. Son günlerde Evet. WhatsApp ihbar hattımıza çok sayıda çukur yol, Evet. çamur fotoğrafları geliyor. Özellikle Kızılpınar'dan, İstasyon Mahallesi'nden ve Kapaklı'nın birçok noktasından. Bunlarla Evet. ilgili bir araştırma yaptınız. Biz gerçekten bizim takipçilerimizin, okurlarımızın mutlaka ihbarını mutlaka değerlendiriyoruz. Haber değeri taşıyorsa mutlaka bunu araştırıp gerekli ilgili mercilere de sorarak haberleştiriyoruz. Takipçilerimiz kesinlikle yok yollarsam haber yapmazlar. Hayır. Eğer gerçekliği varsa mutlaka biz onu değerlendiriyoruz ve haberleştiriyoruz. Bununla ilgili de çok örnekler var. Kızılpınar'dan her yağmur yağışı sonrası biliyorsunuz o kadar hem WhatsApp ihbar hattımıza hem de Facebook'tan o kadar çok mesaj geliyor ki. Bakıyoruz fotoğraflara. Çamur içinde, çukur içinde mutlaka bunu değerlendiriyoruz, haberleştiriyoruz. Dün de Kapaklı Bakış Gazetemizde o kadar çok geldi ki yani fotoğraflara bakıyorsun kaldırım küçücük kaldırımda ya önüne çukur çıkıyor ya bir araba çıkıyor ya bir inşaatın tabelası çıkıyor ya da bir iş yerinin reklam amaçlı koyduğu ürünleri çıkıyor. Biz bunu dün çok güzel bir haber olarak işledik ve kamuoyundan da çok teşekkür aldık bu haberle ilgili. Kaldırımlar çukur içinde, engelli bireylerin için sarı bantlar çekiliyor biliyorsun. Evet. Sarı bantın sonu görme engelli vatandaşlarımız için yapılmış. Yani Allah korusun o güvenip o sarı banta yürürse ya ağaca çarpacak ya çöp kutusuna düşecek ya da çukura girip ayağını burkup bir canını alacak. Yani buradan bunları yapacak kişiler de belediyeler. Hem Tekirdağ Büyükşehir hem Kapaklı Belediyesi hem de Çerkezköy Belediyesi. Bu kaldırımlarla ilgili ve yollarla ilgili çok büyük sıkıntılar var. Önümüz kış. Vatandaşlar mağdur olmasın. Geçtiğimiz günlerde Kapaklı'da bir tane araç caddenin ortasında yola saplandı. Evet. Yani yetkililer de bunun önlemlerini aldı. Burada artık havalar soğumaya başladı. Yola saplandı deyince geçtiğimiz günlerde İstanbul'da da bir araç yola saplanmıştı. Evet. Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Kadir Albayrak da bunu sosyal medya hesabından Eleştirdi. paylaşmıştı. Bu sadece Tekirdağ'da olmuyor, İstanbul'da da oluyor diye. Sonra bir baktılar ki CHP'li yine belediyesi Cumhuriyet Halk Partili eleştirildi. bir Evet. belediyenin olduğu yerde araç Ve saplanmış. o paylaşımda sonra da sildi. Evet, sonradan sildi. Fatih Kosek isimli takipçimiz, iyi yayınlar. Defalarca dile getirdik ama yine hatırlatalım. Kızılpınar Mahallesi, Millet Caddesi, İstanbul City konutları yolu çok bozuk. Araçlar pert oldu. Geçen yayın yaptınız sağ olun ama uğrayan yok demiş. Biz yine
yetkililere, Zaten önümüzdeki günlerde Kızıltlılara de hatırlatalım. Çerkezköy Belediye Başkanı Muvafakayı, Sayın Muvafakayı konuk edeceğiz canlı yayınımıza. Evet, Buradan da onun duyurusunu yapın isterseniz. Evet, önümüzdeki hafta Salı günü saat 16 saat 18'de 16 Ekim saat 18'de Çerkezköy Belediye Başkanımız Sayın Vahap Akay siyasete bakış programımızın konuğu olacak. Orada da takipçilerimiz sormak istediklerini sorabilirler. Talep ettikleri hizmetleri bizim aracılığımızla başkana iletiriz. Vahap Akay demişken dün programa davet ettiğimde sohbet ederken Ankara'da olacağım bu hafta dedi. Biz de tabii, kritik süreç başladı. Evet, kritik süreç başladı. Biz de tabii gazeteci refleksiyle Ankara'yı duyunca genel merkeze mi gidiyorsunuz dedik. Kendisi de belediye başkanları toplantısı olacağını, oraya katılacağını söyledi. Tabii genel merkeze de mutlaka ziyaret edecek. Gideceğini söyledi. Büyükşehir Belediyesi Kadir Albayrak vatandaşlar tarafından son zamanlarda ciddi anlamda eleştiriliyor. Bugün de AK Parti Kapaklı ilçe başkanı Sayın Salih Bezgin'in yaptığı bir paylaşım vardı. Orada da birbirleriyle yatırımla ilgili 128 trilyon yatırım yaptı. Evet. Onunla ilgili bir mini atışma oldu. Detayları alalım sizden. Biliyorsunuz Kapaklı Belediye önce Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak'ın dünkü Kapaklı ziyaretinden bahsedelim. Dün Kapaklı'ya işte Kaymakam Bey'e hayırlı olsun'a geldi. Bazı ziyaretler de bulundu. Bu sırada da dün Kapaklı Belediyesi'nin meclis toplantısı vardı. Burada da katıldı. Biraz açıklamalarda bulundu. Dedi ki Kapaklı'ya 128 milyon yani şimdi eski paraya göre 128 milyon dedi. Ama 128 milyona yatırım yaptı. Ondan sonra tabii mecliste AK Partili üyeler bunu kabul etmedi. Bugün de Salih Bezgin AK Parti Kapaklı ilçe başkanı dedi ki 128 trilyonluk yatırım yaptığımız zaman hani nerede o yatırımlar dedi. Kendisi de dedi ki biz bunları hemen cevap verdi aslında sosyal medya hesabının Salih Bezgin'in paylaşımının altına. Bunları size açıklayacağız dedi. Bakalım açıklasın biz de merak ediyoruz. Kadir Albayrak demişken de eleştiriler de demişken biz Kadir Albayrak'ı nasıl tanıyoruz? Vallahi ben tanımıyorum şahsen. 4 yıldır yaklaşık Çerkezköy'de gazetecilik yapıyorum. Tanımıyorum. Ne bizim gelmişliği vardı ne de bir programına davet ettiği vardı. Şimdi hakkını yemeyelim. Seçimden önce bir kere geldi. Evet. Hatta o zaman çok da takdir etmiştim kendisini. Çünkü kullandığı cümleler hala o günkü gibi kulağımda. Kızılpınar'da kaç cadde var? Kaç sokak var? Veliköy'de kaç cadde var? Kaç sokak var? İşte Çerkezköy'ün Yıldırım Beyazıt mahallesinde kaç cadde var? Kaç sokak var? Tabii, neredeyse sokakların uzunluğunu bile biliyordu. Dedik çok donanımlı. Daha seçim öncesi gerçekten çalışmış. Acaba buralara bu yatırımlar oldu mu? Dedik herhalde buralarda ciddi anlamda yatırımlar olacak. Seçim öncesi gelmişti. Ondan sonra bir daha görmedik. Biz Kadir Albayrak'ı nasıl görüyoruz? Sosyal medya hesabından her gün bir çantasıyla ilçenin gittiği ilçenin sembol noktalarında fotoğraf çektiriyor. Bugünkü çalışmalarımızı orada yapacağız diyor kendisi. Bir daha da ilçede görünmüyor. Vallahi biz görmüyoruz yani. Fotoğraftan, sosyal medyadan fotoğraflarıyla görüyoruz. Bizi davet eden olmuyor programı. Davetçileri mutlaka takip ederiz kendilerini. Bir de basın bürolarından fotoğraflar atıyorlar ama yani onlarca basın yayın ve halkla ilişkiler daire başkanlığı var Büyükşehir'in. Evet. Oldukça da yoğun bir personeli var. Ama 3-4 satır bilgiyle. Yani, bilgi geliyor, haber diye bir metin geliyor. Zaten biz fazla da dikkate almıyoruz. Çünkü bizi dikkate almadıkları için biz de dikkate almıyoruz. Yani bununla ilgili sizin de aslında sizin de görüşlerinizi merak ediyorum. Evet, yani aslında basın büroları yazdırmak istedikleri şeyleri gazetecilere gönderirler. Kesinlikle. Yani diğer kısımlar görünmesin, bilinmesin isterler. Ama biz de sıcağı sıcağına takip etmeyi, sorularımızı sormayı ve bulunduğu yerdeki ilişkileri gözlemlemeyi tercih ediyoruz. Biz Çerkezköy'ün menfaati için geçtiğimiz yıllarda bir manşet yapmıştık. Büyükşehir Belediyesi'nin bütçe çalışmaları neticesinde Çerkezköy'e düşen payın çok azlığını vurgulamak için hiç unutmuyorum başlığı ihanet bütçesi diye bir başlık atmıştık. Kadir Albayrak da aslında o manşeti unutmuyor. O manşetle bizleri tanıyor. Evet. Her karşılaştığımızda da Tekirdağ'a gittiğimizde manşetinizi unutmuyorum diyor.
Şimdi bugün Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası'nın düzenlediği bir Evet. fuar açıldı Çerkezköy'de. Bu fuar sebebiyle de takipçilerimize duyuralım. Yarın Evet. Çerkezköy'de pazar kurulmayacak. Gözün aydın Çerkezköy diyelim. Altı yol kavşağı yarın Kitlenmeyecek. kilitlenmeyecek. Trafik yoğunluğu olmayacak. Fuarda neler Evet. oldu? Kimler geldi? Biliyorsunuz Çerkezköy Endüstri Fuarı bu yıl ikincisi düzenlendi. Bu yılki fuara Trakya Kalkınma Ajansı da destek verdi. Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası ile birlikte bu fuarı düzenlediler. Endüstriyel ürünlerin tanıtıldığı bir fuar. Sanayicilerle ilgili olan bir fuar. 50 firma katıldı fuara. Fuar her gün sabah akşam 10:20'ye kadar, Cuma gününe kadar açık olacak. Burada işte firmalar birlikte ticaret alışverişleri yapacak, anlaşmalar yapacaklar. Biliyorsunuz pazar yeri, yeni açılan kapalı pazar yerinde bu fuar gerçekleşiyor. Fuardan dolayı da yarın Perşembe günü ve halk pazarı kurulacak. Siz de belirttiniz, yarın Çerkezköy'de pazar kurulmayacak. Alt yol kavşağı da bu sayede tıkanmayacak ama tabii ki halk pazarı bizim için önemli. Umarım, yani biliyorsunuz Tekyon'dan sonra özellikle Atatürk Caddesi'nden, Öztrak Caddesi'nin Evet. birleştiği nokta olan alt yol kavşağı sürekli tıkanıyor. Buraya da bir önlem maalesef alamadık. Ya aslında bazen Tekirdağ'a gidiyorum. Tekirdağ AVM'nin olduğu kavşakta aynı tıkanıklık yaşanıyor. Fakat orada Büyükşehir Belediyesi zabıtaları gerçekten çalışıyorlar. Yani bir trafik polisi gibi o kavşağın tıkanmaması için ellerinden gelen gayreti gösteriyorlar. Buradan Hem bunu Büyükşehir hem de Çerkezköy Belediyesi zabıtasından. evet, yani aslında Çerkezköy'de de Büyükşehir Belediyesi'nin zabıtaları var ve buna ilave olarak Çerkezköy Belediyesi'nin de zabıta ekipleri var. Bunların da bu belli günlerde en azından yani pazarın olduğu günlerde, Perşembe ve Pazar günleri altı yol kavşağında görev yapıp trafik akışında emniyet kuvvetlerine, trafik ekiplerine destek Destek olması olmasını gerekiyor. bekliyoruz. Yani bunu vatandaş da bekliyor, biz de bekliyoruz. Zabıta ne Burada iş yaptığını şu anda merak ediyoruz. Yani en azından böyle bir kendini de çalıştığını gösterebilir. Çünkü içeride kaldırımlar almış başına gidiyor. Her taraf kaldırımlarda iş yerlerinin açtığı tezgahlar var. Yani evet. insanlar kaldırımlarda yürümekte zorlanıyor. Çift sıra Çift parklar sıra var. Üç parklar sıra var. parklar var. Yani Aslında vatandaşlarımızın da birazcık bu konuda dikkatli olması lazım ve birbirine saygılı olması lazım. kesinlikle. Atatürk Caddesi üzerinde çok sayıda çift sıra parkla karşılaşıyoruz. Özellikle belediye meydanının olduğu, caminin olduğu köşeye yapılan parklar araçların Barbaros Caddesi'nden Atatürk Caddesi'ne girişini çok güçlendiriyor. Dolayısıyla buralara da park edilmemesi için gerekli tedbirlerin alınması gerekiyor diye düşünüyorum. Bir de en büyük sıkıntı bence yolcu taşımacılığı yapan otobüslerde. Evet, maalesef Ben bir sorun köşe burada. yazısı hazırladım, önümüzdeki günlerde yayınlayacağım. Başlığı Allah ardınıza düşürmesin. Evet. Yani adım başı duruyorlar. Durak Adım yok. başı Evet. duruyorlar. Yani durak neresi belli değil. Yok çünkü. Kavşakta duruyor, yolcusunu indiriyor. Elli Siz metresine yine arkanız, duruyor. tabii siz arkasında bekleyin. Ondan sonra kuyruklar oluşuyor, trafik oluşuyor. Dolayısıyla bu durak yerlerinin belirlenmesi ve durak harici duran otobüslere de gerekli cezai yaptırımın Kesinlikle. uygulanması gerekiyor. Kesinlikle. Aynı şekilde Karaağaç istikametinden gelen ve Barbaros Caddesi'ni kullanan minibüsler için de Minibüslerde. geçerli. Saat var, Saatli. saat kulesi. Onun olduğu kavşakta yolun ortasında çok rahat bir şekilde duruyor. Bir yolcu iniyor, iki yolcu iniyor, üç yolcu iniyor, dört yolcu iniyor. Bir bakıyorsun bebek arabası iniyor. Beş Yani dakika yani neredeyse bekliyorsun. 3 dakika, 4 dakika insanlar o dolmuşun arkasında beklemek durumunda kalıyor. Umarız kısa sürede bu sorunlara çözüm bulunur ve cezai yaptırımlar uygulanır. Vatandaşlarımız da bu sıkıntıdan bir an önce kurtulmuş olur diye düşünüyorum. Atatürk Caddesi demişken aslında şöyle bir park konusunu açınca şöyle bir şey de girmek istiyorum. Biliyorsunuz tek yönlerden daha önce tek park, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ücretli park sistemi Evet. tek yönden itibaren başladı. Evet. Aslında caddede park sistemi çapraz değil. Evet. Dik. Paralel yola paralel Paralel olması olması gerekiyor. gerekiyor. Evet, yani paralel park olmadığı için de üçüncü sıra zaten tamamen otomatikman kullanılmaz Kapanmış duruma oluyor. geliyor. Özellikle büyük araçlar Evet. burayı kullandığı zaman. Şimdi biz hem burada aslında şey de var. Yani tek park da aslında paralel park istiyor ama çapraz parka da müsaade ediyor. Niçin Evet. ediyor?
Daha çok Çünkü para cezaevi kazanmak yok. yaptırmıyor. Ve daha çok para kazanıyor. Araçlar daha çok park edebiliyor. Yani böyle yaptığın zaman paralel parkta bir araç ama çapraz park yaptığın zaman o park yerine iki araç girebiliyor. Bir de şöyle bir sıkıntı var, çapraz park ediyor. Geri geri çıkarken arkadan gelen trafiği de aslında tehlikeye Evet, düşürüyor. Çünkü aynen. yanındaki arabadan Göremiyor. göremiyor yolu. Umarız yetkililer bu soruna bir an önce çözüm bulurlar diye Sürücülere de düşünüyorum. uyaralım. Çapraz park yapmasınlar. Paralel. Evet, yani mümkün Yani olduğu kadar çapraz paralel. park Çünkü çapraz yapmasınlar. parkı da eğer yönlendirirlerse hayır. Tabelalarda da var Çift sıra yani. park yapmasınlar. Yolcu taşıyan otobüslerimiz duraklar haricinde yolcu almasın. Durak yapılırsa tabii. Yani durak var mı bilmiyorum, tabii yapılırsa. Bir an önce trafik akışının çok daha seri olmasını diliyoruz. Evet. Emniyet kuvvetlerimize de, zabıtaya da gerekli üzerlerine düşen sorumluluğu Yerine yerine getirmeye davet getirmelerini edelim. talep ediyoruz. Evet sevgili bakış takipçileri, bir gündeme bakış programının daha sonuna geldik. Bir dahaki yayınımızda buluşmak dileğiyle, iyi akşamlar efendim.